Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'in isim vererek öne çıkardığı mekanlardan bir tanesi Kudüs ve çevresidir. Ne hikmettir Allah Mekke'den ve Medine'den Kur'an'da çok defalar söz eder. Ama Kudüs'ten söz ederken kitabımız çevresinden de söz eder. Maide suresinde Kudüs'ten söz eder. İsra suresinde de çevresi mübarek kılınmış Mescid-i Aksa'dan söz eder. Mekke ümmeti Muhammed için bütün şehirlerin üstünde imanla belgelenmiş bir numaradır. Medine iki numaradır. Kudüs'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleriyle tescil ettiği şekilde ümmeti Muhammed için üç numaradır. Bu üç mübarek şehirde Kudüs'ün farkı çevresinin de Kudüs gibi oluşudur. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oturduğun köyden, kasabadan sırf ziyaret etmek için gidilebilecek üç mescitten söz eder. Birisi Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram'dır. Diğeri Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebi'dir. Bir de Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır. Bunun dışındaki camiler ne kadar büyük olursa olsunlar, bahçesinde yatanlar, ne kadar büyük alimler, hatta sahabiler olsalar bile hususi ziyaret edilmek maksadıyla kilometrelerce öteden ziyaret edilecek mescitler değildirler. Ama Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa dünyanın her yerinden ziyarete gidilir yerdir. Melekler bile bu üç mescidin etrafında dönüp duruyorlar. Kıyamete kadar da dönecekler. Aziz dinleyenler, biz Mescid-i Aksa'yı camilerden bir cami gördükçe Kur'an'ımızı tanımıyoruz demektir. Vefatından birkaç gün önce Mescid-i Aksa'nın çevresini güvenli hale getirmek için 17 yaşında genç bir delikanlıyı Ebu Bekir'le Ömer'in bulunduğu bir ordunun başına komutan olarak tayin eden ve onu sefer emriyle gönderen Resulullah'ı tanıyamadık demektir. Mescid-i Aksa bir cami olarak bizim aklımızda kaldığı sürece Allah-u Teala'nın vahiy merkezi olarak tayin ettiği Mekke-i Mükerreme'de Mescid-i Haram dururken, Mescid-i Haram'ın bahçesinde uyuyakalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Miraç için istasyon olarak Mescid-i Aksa'ya gönderen Allah'ı ve şeriatını anlayamadık demektir. Mescid-i Aksa cami değildir. Kesinlikle Filistinlilerin bir mekanı değildir. Mescid-i Aksa bir namus meselesidir. Müslümanların
önceki iki dini kaldırarak, nesh ederek onun yerine gelen ve miraçgah olarak peygamberine Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı seçtiren İslam'ın izzetidir, şerefidir, halk lisanıyla namusudur. Müslümanların Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı Araplara ait bir sorun olarak görmeleri bir zillettir, cehalettir, kapasite düşüklüğüdür. Müslümanların Kudüs'teki sorunu çıkaran ve orada müminleri ezen, kahreden gücü İsrail devleti olarak görmeleri ve düşman olarak sadece Yahudileri görmeleri batıldır, yanlıştır, cahilliktir. Kudüs'te bugün zulmedenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imam olduğu Miraç öncesindeki o namazda kendinden önceki peygamberlerin tamamını peşine cemaat olarak takan Muhammed aleyhisselamı haset eden, muharref de olsa diğer din mensuplarının tamamıdır. Belki Müslümanlar Miraç'ın ne manaya geldiğini unutmuş olabilirler. 13 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıblesinin Mescid-i Aksa ve Kudüs olmasının ne manaya geldiğini Müslümanlar unutmuş olabilirler. Miraç'a giderken on binlerce peygamberin önüne geçip namaz kıldıran, onların ruhlarını peşine takan Muhammed aleyhisselamın yaptığı işin ne olduğunu Müslümanlar anlamamış olabilirler. Ama o gün peygamberlerinden Kudüs bayrağını teslim alan, bu teslim töreninde de onlara iki rekat namaz kıldıran Muhammed aleyhisselamın ne yaptığını, o işin ne manaya geldiğini Yahudiler de Hristiyanlar da çok iyi anladıkları için Kudüs'ü her işgal ettiklerinde, Selahaddin öncesi her dönemde Kudüs'ü kan gölüne çevirip orada secde eden tek bir Müslüman bırakmayarak Miraç öncesinde orada peygamberlerini peşine cemaat olarak takan Muhammed aleyhisselam'dan intikam almak istemişlerdir. Bunu Müslümanlar anlamayıp Yasir Arafat'ın Filistinlilerin sorunu olarak görmüş olabilirler orayı. Oradan Osmanlı devlet olarak çekilirken hilafet toprağının bir parçası olmaktan çıkarıp orayı İngilizlerin yönetimine devretmeye mecbur bırakılırken yeryüzünde gerçekleşen şeyin sadece basit bir toprak parçasının İngilizlere teslim edilmesi olarak basit bir olay olduğunu zannedenler, sonra da İngilizlerin Hristiyan oldukları halde yıllarca Yahudileri İngiltere'de gemilere doldurup okyanusta ölüme mahkum eden gaddarlar onlar oldukları halde kendi elleriyle pişirdikleri bu Kudüs toprağını Yahudilere niçin teslim ettiklerini anlayamayanlar, Protestanlığın İslam'dan bu intikamı neden aldığını anlayamayanlar ne Kudüs'ü anlamışlardır, aslında Medine'yi de anlamamışlardır, aslında Mekke'yi de anlamış değillerdir. Çünkü Mekke 13 sene Kudüs'ten kıble olmak için sıra beklemiştir Hıra Dağı'na vahiy indikten sonra bile. Kudüs'ü 13 yıl sonra nöbette bırakıp kendisi Kabe olan, kıble olan Mekke'yi anladığını iddia eden 13 yıl sonra jetonu düşecek bir Müslüman demektir. Biz bugün burada Arapların Filistin'ini konuşmuyoruz. Miraç'a çıkılan yeri konuşuyoruz. 13 yıl İslam'a kıble olan merkezi konuşuyoruz. Filistin'i konuşmuyoruz. Filistin başka bir yer. Filistinliler başkaları. Bunun için kardeşler, biz eğer
Kur'an'ın her ayetinden mesulsek, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din olarak tatbik ettiği her şey bizi de imanımızdan dolayı ilgilendiriyorsa, Kudüs imanımızdır, Mescid-i Aksa eskimemiş ilk kıblemizdir, Mescid-i Aksa'nın kıblegah oluşu, Müslümanlara yön oluşu değişmiştir, iptal edilmemiştir. Eğer Kudüs kıble seviyesinden iptal edilmiş olsaydı, kıblegah değeri %100 kaldırılmış olsaydı, Allah kıyamete kadar okunacak olan Kur'an'ında barakna havlehu, çevresini bile bereketlendirdiğimiz yer diye anmazdı orayı. Öyle olsaydı, eğer Kudüs kıblegahlık olmaktan çıkıp Müslümanlar için geçmişte Endülüs gibi bir toprak parçasından ibaret olacak olsaydı, Kudüs'ten başlayan Ürdün Nehri'nin kıyılarında 10.000'den fazla sahabinin kabri bulunmazdı. Filistin toprağı dediğimiz topraklarda, yani Kudüs ve eteklerinde akıp duran Nil, akıp duran Ürdün Nehri'nin etrafında 10.000'den fazla sahabinin, şehit düşmüş sahabinin kabri var. Biz Kudüs'ü tarihi bir eser olarak görmüyoruz. Osmanlı'nın mirası da değildir Kudüs. Osmanlı'nın oradaki mirası 2 kemerdir. 3 çeşmedir, 5 tane sebildir. O Muhammed Aleyhisselam'ın mirası da değildir. Mescid-i Aksa'nın sınırlarını Adem Aleyhisselam çizdi. Adem Aleyhisselam'dan beri 10.000'lerce peygamberin hayali ve rüyasıdır Kudüs. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de rüyası olduğu için, ölüm deşeğinde olduğu halde gencecik bir sahabiye daha dikkatli olur, daha heyecanlı olur diye Üsame'ye teslim ettiği ordusuyla Kudüs'e onu yönlendirdi. O bütün peygamberlerin ortak mirasıdır. Süleyman Aleyhisselam'ın da, Davut Aleyhisselam'ın da mirasıdır. Musa Aleyhisselam'ın da hayali ve mirasıdır o. Yahudilerle onlarca yıl uğraştıktan sonra, Yahudilerin hıyaneti yüzünden Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e ulaşamadan öleceğini anlayınca, Allah'tan ilk defa ve son defa gerçekleşecek bir ricada bulundu. Bari ben öldükten sonra naaşımı Kudüs topraklarına ulaştır ya Rabbi dedi. Ölmüş peygamberlerin bile hayalidir Kudüs. Kudüs Osmanlı mirası değildir. Osmanlı'nın elinden çıktığı için her Osmanlı ruhu taşıyan, hilafeti kendisinin makamı gören her müminin yiğidi düştüğü yerden kaldırma projesinin adı olabilir bu. Osmanlı'nın mirası değil, Osmanlı'nın değildi ki. Ümmeti Muhammed'indi, peygamberlerindi, ulul azm peygamberlerindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dedesi İbrahim Aleyhisselam'ın naaşının bulunduğu bir toprak Osmanlı'nın olmaz ki ondan miras kalsın. Osmanlı tarihte birkaç zamanlığına nöbete gelmiş bir yiğitti. Nöbetteyken şehit düştü. Eğer çocukları samimi bir şekilde onun davasının sahibi iseler, Osmanlı'nın omuzundaki hilafet yükünden dolayı Osmanlı'nın omuzunda bekleyen bütün yükler zaten onun çocuklarının üzerinde emanettir. Miras değil, emanettir. Bu emanet düştüğü yerden kaldırılmayı bekleyen bir emanettir. Kardeşler, biz neyi konuşuyoruz? Yeryüzünde hiçbir mescide bağışlanmamış olan bir rekat namazın 500 rekat sayıldığı yerden konuşuyoruz. Mescid-i Aksa'da kılınan her rekat namazı Allah 500 kabul ediyor. Peygamberinin mescidinde kılınan her namazı da 1000 kabul ettiği gibi, Mescid-i Haram'da kılınan her namazı 100.000 namaz
kabul ettiği gibi biz herhangi bir camiyi konuşmuyoruz. Herhangi bir mescidi konuşmuyoruz. Herhangi bir medreseyi konuşmuyoruz. Biz ümmeti Muhammed'in on binlerce peygamberden devraldığı emaneti konuşuyoruz. Kıyamete kadar bu emaneti muhafaza edecek mücahitlerden söz ediyoruz. Kardeşler, biz Adem Aleyhisselam'ın parsellediği yerden konuşuyoruz. Herhangi bir şekilde fethettikten sonra Abdülmelik bin Mervan'ın tayin ettiği bir arsa değil burası. Parselizasyonunu, sınırlarını Adem Aleyhisselam'dan beri Allah'ın mescit olarak tayin ettiği yerden söz ediyoruz. Adem ve Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a kadar on binlerce peygamberin gözünde bir araziyi konuşuyoruz. Dünyanın neresinde nübüvvet göreviyle görevlendirilmiş olursa olsun her peygamberin hayalinde Kudüs vardır, Mescid-i Aksa vardır. Çünkü Allah'ın her peygamberden beklediği ve peygamberlere iman edenlerden beklediği en büyük cihat görevlerinden biri Mescid-i Aksa'nın iffetini ve izzetini koruma görevidir. Bunun için bir Müslümanın peygamberine sadakati, İslam'ı dava olarak benimsemesi herhangi bir teheccüd namazıyla ölçülemez. Teheccüd cehennemden kurtulma korkusuyla kılınan namaz olabilir. Dava ümmeti Muhammed'in peygamberlerden devraldığı, bu devralma töreninin Miraç öncesindeki iki rekat namazda yerlerde göklerde tescil edildiği bu töreni benimseme, Resulullah'ın Musa Aleyhisselam'dan, İsa Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan Kudüs'ü teslim almasına karşı onun ümmetinden olan her Müslümanın peygamberinin emanetini kıyamete kadar taşıma ve heyecanlı bir şekilde ayakta tutma arzusunu taşıyıp taşımadığıyla bir Müslümanın dava anlayışı ölçülür. Talebe yetiştirmek bunun için yetmez. Tesbih çekmek bunun için yetmez. Tesbih çekmek, talebe yetiştirmek, çok kitaplar okumak, çarşaf giymek, hatimler indirmek, mevlütler okumak, bunların neresinde Kudüs var? Bunlar miraca çıkaran şeyler mi? Bunları konuş. Büyük işler olabilir, değerli işler olabilir, öyledir de. Ama miraç davası Kudüs'ten güdülür. Kudüsçüler, Kudüs ruhlular, her mescidi Mescid-i Aksa görenler ancak peygamberin cihat davasını kıyamete kadar taşıyacak kimsedirler ki bu bilgiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine aittirler. Pısırık Müslüman dinden çıkmış Müslüman değildir. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın davasını kıyamete kadar taşıyacak olanlar ümmeti Muhammed'in şerefini ve izzetini taşıyacak olanlar, Kudüs hayranı olanlardır. Kudüs aşığı olanlardır. Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı dava edinenlerdir. Nereden bildik bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bildik. Bakın İmam Bukhari'nin, Müslim'in ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği 4 hadisi şerifi okuyacağım. Kudüsçü olmakla bir dava adamının Kudüs'ü kendisine dava edinmesiyle Kudüs'ün dışındaki İslami konulardan birinde sivrilmesi arasındaki farktan söz ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, 20 tane 30 tane talebeye Kur'an öğreten de İslami hizmet yapmıştır. Doğrudur, mübarektir. Evet, çarşaf giysin, tesettür olsun, başörtüsü olsun diyen ve burada mücadele eden de elbette İslam'a hizmet etmiştir. Doğrudur. Camide imamlık yapan, Müslümanlara namaz kıldıran da önemli bir iş yapmıştır. Bu da doğrudur. El hak güzel iştir. Ama bak, bak Resulullah kıyamete kadar aleyhissalatü vesselam ümmetinin izzetini ayakta tutan ve taife-i mensure Allah'ın yardımıyla ayakta duran kadro dediği kimmiş meğer ki?
Kim kıyamete yakın ümmeti Muhammed'i ayakta tutma payesiyle ayakta duracak? Kim kıyamete yakın ümmeti Muhammed'in şerefini koruyan kadro olacak? Yurtlar açanlar, camiler açanlar, yollar yapanlar mı? Vakıflarla sadaka dağıtanlar mı? Konuş ya Resulallah, dinleyelim, dinleyelim. İmam Bukhari'nin Sahih'inin Tevhid bölümünde 29. hadisi şerifi dinleyelim. Ümmetimden bir grup Allah'ın dinini ayakta tutmaya devam edecektir. Yalanlayanlar ve aykırı davrananlar onlara bir zarar veremeyecektir. Kıyamet geldiğinde onlar bu durumda devam ediyor olacaklardır. Müslim'in İmare bölümünün 172. hadis-i şerifi: bu din yıkılmadan ayakta kalacaktır. Kıyamet kopuncaya kadar da Müslümanlardan bir grup bu din için çarpışacaktır. Bir grup. Müslümanların diğer bölümleri bu çarpışmadan geri kalacak demek ki. Yine Müslim'in İmare bölümünden devam ediyoruz. Ümmetimden bir grup hak için cihada kıyamet gününe kadar devam ediyor olacaktır. Ahmet bin Hanbel'de 22.676. hadisi dinliyoruz. Ümmetimden bir grup dinde güçlü olmaya devam edeceklerdir. Güçlüklerle karşılaşsalar da düşmanlarını ezecekler, karşıtlarından etkilenmeyeceklerdir. Allah'ın kıyamet emri geldiğinde onlar bu halde olacaklardır. Ashab dediler ki: ya Resulallah, bunlar kimlerdir ve nerede bulunacaklardır? Buyurdu ki: Kudüs'te, Kudüs'ün çevresinde olacaklardır. Cevap çok kısa. Ümmeti Muhammed'in şerefi, tansiyonu Kudüs ve çevresinden ölçülecektir. Bu ne demek biliyor musunuz? Günün birinde Amerika çökse de, İsrail zayıflasa da, kıyamet sabahına kadar orada cihat eksik olmayacağına göre, mesele İsrail meselesi değildir. O gidecek, Allah başka bir tağutu gönderecektir. Çünkü bu ümmetin cihat kalbi Kudüs'te atacaktır kıyamete kadar. Kudüs'te cihat ruhu canlı kalması için orada muhakkak İsrail gibi bir piyonun bulunuyor olması lazımdır. Adı İsrail olmaz, başka biri olur. Ama cihat var olması için anti cihat olan küfrün büyük güçlerinden birisinin orada bulunuyor olması lazım. Dolayısıyla biz İsrail karşıtlığı için ruh taşımıyoruz. Biz İsrail düşmanı filan değiliz. Cihadımızı istiyoruz. Kudüs sayesinde kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in izzetini ayakta tutan Taife-i Mensure'den olmak istiyoruz. Allah'tan yana, Muhammed Aleyhisselam'dan yana, cihattan yana tavır koyandan olmak istiyoruz. Meselemiz bizim İsrail meselesi değil. Meselemiz Kudüs'te görünmek meselesidir. Kudüsçü olmak, Mescidi Aksa'cı olmak meselesidir. Bu kıyamete kadar devam edecek. Demek ki peygamber lisanından anladık ki biz kıyamete kadar bir radikal diye anılan, aşırı diye anılan, kadınları bile cihat diye haykıran grup bulunacak. Onları kınayan, aşırı gidiyorsunuz diyen ama İslam'ın diğer bölümleriyle kendisini avutan kitleler de bulunacak demektir. Çünkü hadis-i şeriflerin dördünde de Peygamber Aleyhisselam Efendimiz kimsenin kınamasından etkilenmeden cihad edecekler buyuruyor. Demek ki Müslümanlar kınayacaklar
aşırı gidiyorsunuz, böyle yapmayın, süper güçlerle böyle uğraşılmaz diyecekler demek ki. Ama orada azınlık bir grup, başörtülü kadınlar cihat, şehadet diye aykıracaklar. Burada da namaz kılmakla, yurt açmakla, talebeye burs vermekle, Ramazan'da sadakayı fitre vermekle her işi bitirdiğini zanneden ama taifeyi mensur eden, olma hazzını kaybeden, cihadı oyalanmak zannedenler bulunacaklar. Onlar sürekli aşırı gidiyorsunuz, süper güçlerle uğraşılmaz diyecekler ama bunlar etkilenmeyecek. Aman buradan çocuk bakamazsın diyenler olacak. Orada da açlık, tank tehdidi altında ve sefalet hayatı yaşadığı halde bir kadın 10 çocuk, 12 çocuk doğuracak. Beytül Makdis'e Meryem gibi adanmış çocukların anaları olarak Allah'a kavuşmuş olmak için. Meryem eğer İsrail oğullarının zulmüne karşı bana çocuk ver, onu Beytül Makdis'e adayayım dediyse, bugün Gazze'de o sefalet içerisinde, yokluk içerisinde, elektriksiz, susuz, ekmeksiz topraklarda emzireceği sütün bile göğsüne gelip gelmeyeceği belli olmadığı halde böyle bir sıkıntı içerisinde bile 10 çocuk, 12 çocuk annesi olan kadın bu zamanın annesi değil de kimdir? Onun doğurduğu Meryem'dir. Çünkü o da İsrail'in tanklar altında, mermileri altında öldürülmese bile açlıktan, astımdan ölüp gideceğini bildiği halde sürekli doğuruyor. Niye doğuruyor? Çünkü Allah oradaki nesli kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in izzetini taşıyacak kadro olarak seçmiştir. Kimin gönlü onlara bağlıysa, kim kendisini orada hissediyorsa, kim kalbinde nabız varken, damarlarında hareket varken, sofrasında rızık varken oraya pay ayırıyorsa, rüyalarına kimin Kudüs giriyorsa, o da Allah'ın izniyle, o da Mescid-i Aksa'ya adanmış Meryem'dir. Erkek olsun, kadın olsun, o da oraya adanmıştır. Doğurduğunu da kendisini de Kudüs'e adayan da taife-i mensur edendir. Allah'ın seçtiği kullardandır. Kıyamet günü Allah'ın yeryüzü mirasını onlardan devralacağı nöbetçiler onlardır Allah'ın izniyle. İşte Peygamber aleyhisselamın sözleri burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hedefi, hayali, arzusu burada. Bunun için ashab-ı kiram hiç gün kaçırmadan, vakit kaybetmeden durdular. Mescid-i Aksa'nın fethi için koştular. Allah lütfetti. Onlar peygamberinin hayalini gerçekleştirmekle şereflendirildiler. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler, Mescid-i Aksa bizim zannettiğimiz gibi minareli bir caminin adı değildir. Şimdi burada gördüğünüz Mescid-i Aksa'nın arazisinin adıdır. Mescid-i Aksa yer adıdır, cami adı değildir. Ben size mümkün olduğu kadar resimle anlatmaya çalışayım. Birinci resmi görelim. Görevli kardeşimiz resmi göstersin, gösterebilirse. Kardeşler, Kudüs şehrini görüyorsunuz. Çizgiyle çizilmiş bölüm Mescid-i Aksa'dır. Şehir Kudüs şehri. Mescid-i Aksa kırmızıya çevrilmiş yer. İsra suresinde etrafını mübarek kıldığımız dediği de bu binaların olduğu yer. İkinci resme geçelim. Biraz daha açık görüyoruz. Mescid-i Aksa kubbelerin adı değil. Mescid-i Aksa çizgi içerisine alınmış 140 bin metrekarelik arazinin adıdır. Üzerinde ondan fazla cami var. Öyle diyeyim, anlaşılsın. 20-30 tane sebil var. 20'ye yakın medrese var. Bir şehir bu. 140 bin metrekarelik bir şehir.
adı Mescid-i Aksa, biz mescit deyince çatısı, minaresi olan, tuvaletleri olan, abdestli olan, kömürlü olan yer anlıyoruz. Allah Mescid-i Aksa bu araziye diyor. Arazisi değerli, mübarek olan arazisi. Bunun için Yahudi, namazınızı kılın, bu araziyi bize bırakın diyor. Müslüman da rahat namaz kıldırıyor ya diye düşünüyor. Arazi değerli. Secdegah, secde edilen yer, arazinin bütünü. Bu kırmızı çizgiyi Hindistan'da yaratılan, cennetten Hindistan'a gönderilen Adem Aleyhisselam yol üzerindeyken çizdi. Tarihi 3000 sene, 5000 sene değil. Hazreti Ömer'in fethiyle çizilmiş bir çizgiden söz etmiyoruz. Üçüncü resme geçelim. Biraz daha açık görüyoruz. Şu sarı kubbeli yer ve altta Kurşuni kubbesi olan cami gibi görülen yer, Mescid-i Aksa'nın içinde iki kubbeden başka bir şey değildir. Arazi Mescid-i Aksa'nın arazisi. Şu üstte bizim Mescid-i Aksa diye bildiğimiz yer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a çıkarken en son yeryüzünde ayağını bastığı taşın bulunduğu yerdir. Emeviler döneminde sanat harikası bir kubbe yapılmış, bu tarihi eser kaybolmasın diye. Biz bunu Mescid-i Aksa zannediyoruz. Çok görkemli, çok yakışıklı, parlak, güzel bir yer. Güzelliği dikkatimizi çekiyor. Ama onun içinde de 50-100 kişinin namaz kılacağı kadar namaz yeri var. Altta gördüğümüz yer Abdülmelik bin Mervan zamanında, yani Emeviler zamanında yapılmış bir camidir. Uzunlamasına, safları uzun, 5-10 saflık bir camidir. Şu anda namaz orada kılınıyor. Ama Mescid-i Aksa bunlar değildir. Diğer bir resme geçelim. Yönetici kardeşimiz bir resim daha bize geçirsin. Bir kere daha görüyoruz. Mescid-i Aksa bu dairenin, şehrin ortasında 140 bin metrekarelik arazinin adıdır Mescid-i Aksa. Bir diğer resme geçelim. Burada özellikle gösterilen yer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Medine'ye gelirken kullandığı bineğin, Burak diye meşhur olan bineğin bağlandığı yerdir. Bu Mescid-i Aksa'nın arazisini çeviren duvarın kenarında bir yerdir. İntikam için Yahudiler orayı Burak duvarı değil, ağlama duvarı diye isimlendirdiler. Bir sonraki resme gidelim. Böyle gelip orada ağlayıp sızlayıp bir şeyler yapıyorlar. Ağlayacak yerleri aslında cehennemdir. Asas orada ağlayacaklar ama bu dünyadayken Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Burak'ın bağlandığı yeri kendileri için raks ettikleri, dans ettikleri, canları sıkılınca ağladıkları yere çevirerek akıllarınca Musa aleyhisselam'ı arkasında cemaat haline getiren Muhammed aleyhisselam'dan intikam alıyorlar akıllarınca. Ama bir şeyi herkesin bilmesi lazım. İnsanlık 10 yıl, 20 yıllık bir hayat yaşamıyor. İnsanlığın hayatı asırlarla ölçülüyor. 100 sene, 90 sene, 200 sene çok uzun zaman değil. Taşların, ağaçların, cemadatın bile ümmeti Muhammed'e asker olacağı gün gelecek ve Yahudiler de, zayıf yürekliler de kökten bu mübarek araziden kovulacaklar Allah'ın izniyle. Bu Allah'ın kanunudur, şeriatıdır. Bunu hiç kimse değiştiremez. Bir sonraki resimleri de görelim.
Bu dikdörtgen şeklinde de bir arazi değil. Gördüğümüz gibi dört köşesinin dördü de farklı metrelerde. Böyle Allah böyle takdir etmiş. Adem Aleyhisselam'a böyle bir plan çizdirmiş. Kardeşler, Mescid-i Aksa yeryüzünde herhangi bir caminin adı değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin on binlerce peygamberden nübüvvet görevini devralıp kıyamete kadar Allah'ın adına konuşan son ve tek yetkili peygamber olmakla ilgili devir teslim töreninin yapıldığı yerin adı Mescid-i Aksa'dır. Miraç sırf bu yüzden Mekke daha mübarek bir yer olduğu halde Mekke yerine Mescid-i Aksa'da olmuştur. Allah peygamberini Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadar bunun için yürütmüştür. Tören merkezi burası seçilmiştir. Bu Hristiyanların da Yahudilerin de içlerine ebediyen sindiremedikleri bir hasrettir. Bunun için Protestanlık aslında Hristiyanlığın iç çekişmelerine karşı çıkmış bir isyan mezhebi olduğu halde hem Protestanlar diğer Hristiyan çeşitlerinden hem de Yahudilerden intikam almak bahanesiyle onları topluca Kudüs'e süreriz düşünüyorlar. Bu yüzden İngilizler Osmanlı'yı çökertip burada İsrail'i kurduttular. Bunun için hala bütün dünya devletleri bütçelerinden kısıp İsrail'i ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bu manevraların hepsinin ortak kararı orada İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın Muhammed Aleyhisselam'a cemaat olmasının, yani nübüvvetlerinin, peygamberliklerinin sona erdirilip Muhammed Aleyhisselam'ın tek peygamber olmasının töreninden intikam alma arzusudur. Bir müminin bu heyecanla Mescid-i Aksa'ya sahip çıkması başka şey, hacca giderken uğrayacağı camilerden birisi olarak görmesi bambaşka bir şey. Bu iman meselesi, sevda meselesi, kıyamete yakın Taife-i Mensure'den olmak veya kınayıcılardan, aşırı gitmeyenlerden olmak meselesidir. Allah bu ruhla yaşamayı, bu ruhla orada cihad etmeyi, cihadın arkasında durmayı hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.